Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size bugünlerde çokça rastladığım, çokça telefon aldığım, maille bana ulaşılan doğru bilinen bir yanlıştan bahsetmek istiyorum size. Bunu örnekleriyle anlatacağım. Smart meter'larla ilgili bir konu ve özellikle evrak süreçlerinin çok uzun olmasından dolayı güneş enerji santrali kurarken şöyle bir yanlış bilgi ortalarda dolanıyor. Eğer devlete elektrik satmayacaksan, ki dağıtım şirketine aslında satıyorsunuz, dağıtım şirketine elektrik satmayacaksan evrak süreçlerine girmeye gerek yok gibi bir yaklaşım söz konusu. Bu kesinlikle yanlış bir yaklaşım. Bunu yapabilmenin anahtarı aslında elimde görmüş olduğunuz buradaki Smart Meter adı verilen cihazlar. Tek faz veya üç fazlı olan versiyonları var. Baktığınızda sayacın iç kısmına takılarak inverterle haberleşiyor ve dışarı elektrik gitmesini engelleyen bir malzeme. Smart Meter nedir? Biraz bundan bahsedeyim size. Smart Meter aslında çift yönlü bir sayaçtır ve enerjinin ne kadar içeri gitti, ne kadar dışarı çıktı şeklindeki ayrımı yapıp size bunu ayrı ayrı gösterebilme yeteneğine sahip bir malzemedir, bir sayaçtır diyebiliriz. Ve bunu aslında biz bizim canlı yayınımızda da bir görsel var. Bakarsanız eğer şu an ekrana da onu yansıtıyor olurum size. Enerjinin ne kadarını ben evin içerisinde harcamışım, güneşten ürettiğimin ne kadarını şebekeye göndermişim. Bunların hepsini ayrı ayrı görebilmenizi sağlayan malzeme Smart Meter'dır. Güneş enerji sistemlerinde opsiyon bir parçadır ama ben her kurulumda bunu mutlaka kurmanızı öneriyorum. Tabii bunun diğer özelliği haberleşme protokolü var ve inverterle haberleşebiliyor. Enerjinin dışarı gittiği anda inverterin gücünü azaltmaya yönelik çalıştırılabiliyor bu cihazlar. Öyle yeteneklere de sahip. Zaten bu yeteneğini kullanarak gayri resmi sistemler kuruluyor. Onu söyleyebiliriz. Hatta bununla alakalı videolar da var. Açıklama kısmında tüm bu videoların linklerini de paylaşıyor olacağım sizinle. Burada bir başka detay Smart Meter'la alakalı konu. Bazen Smart Meter'ları inverterlerin içerisine gömülü bir şekilde de firmalar ürün satabiliyorlar. Siz sadece akım sensörlerini alıp kablolara bağlıyorsunuz. Aslında mantık aynı. Enerjinin nereden nereye doğru aktığını algılayıp ona göre invertere komut verebilme yeteneğine sahip cihazlar bunlar. Ama bir güneş enerji santrali yapabilmeniz için bir kere evinizin iskanlı olması kesinlikle gerekiyor. Çatınızın statik olarak uygunluğunun kanıtlanması gerekiyor. Projelendirmesi gerekiyor. Doğru bir mühendislik hizmeti kesinlikle almak gerekiyor. Buradan gitmeyeyim de ben kısa yoldan hemen güneş enerjisi kurayım yaklaşımı kesinlikle yasal değildir. Bunun altını çizerek tekrar belirtmek istiyorum. Çünkü bazen YouTube'da karşılaşıyoruz. Ya ben mühendislik firmasına bu kadar para vermedim. Kendim aldım. Şu fiyata aldım. Bak bu kadar ucuza getirdim. Güneş enerjisi kurdum, çalıştırıyorum. Evet yapabilirsiniz. Bugün siz de bunu aynısını yapabilirsiniz. Ama bunun yasal olmadığını şimdiden söylemekte fayda var. Bunu bilerek yapın ya da yapmayın. Karar sizin. Bu konuyla alakalı geçenlerde elime bir belge geçti. Bir dağıtım şirketi elektrik mühendisleri odasına hitaben yazdığı bir yazıda bu tarz smart meter'la olan kurulumları biz biliyoruz. Bunlarla alakalı dışarı elektrik kaçırma ile ilgili sıkıntılar olabiliyor, cihaz bozulabiliyor. Bu da can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bir durum arz ediyor şeklinde bir doküman iletmiş. O dokümanı da size detaylıca ekranda gösteriyor olacağım. Ayrıca indirip tamamını okumak isteyenler de bu dokümanı blog sayfamızdan bulup okuyabilirler. O yüzden bu konu ciddiye alınması gereken bir konu ve herkesin ortak kullandığı bir şebeke sistemine ben kafama göre 3 kW, 5 kW, 10 kW smart meter var zaten bağlayabilirim bilgisi kesinlikle yanlış bir bilgi. Bazen şöyle de oluyor işte arkadaşımın villasında var, onlar kurmuşlar. İşte şuradaki evde var. Herkes evine yapıyor. Biz niye yapamıyoruz? Bir iskan olmayınca da kurulması lazım. Maalesef iskanı olmayan bir evde yasal bir güneş enerji sistemi kurma şansınız bulunmamaktadır. Buna çok dikkat edin. Bunu bilin ama kurup kurmamak tabii ki yine sizin tercihinizdir. Ama yasal olmadığının altını tekrar çizmekte fayda var. Bu arada şöyle bir detay da vermek istiyorum. Smart Meter hani gayri resmi bir kullanım ürünü değil aslında. Yani yasal olarak başvurduğunuz bir sistemin içerisine Smart Meter entegrasyonu yapabilirsiniz ve daha detaylı görsel elde edebilirsiniz. Bunu kötü amaçlı kullanmak da, gayri resmi amaçlı kullanmak da sizin elinizde. Yaptığınız güneş enerji santralinin daha güzel görsellere sahip olması için kullanmak da sizin elinizde.
O yüzden bu detayı da paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.